Marmara Denizi'nin ortasında bir ada. Piramide benzeyen sivri bir kayalıktan oluşuyor. Deniz seviyesinden 90 metre yükseklikte, İstanbul sahiline 11 kilometre uzaklıkta. Resmi kayıtlarda ismi Sivriada. Bizans döneminde de eski Yunanca sivri anlamına gelen Oxeia derlermiş. Ancak halk arasında hayırsız ada olarak biliniyor. İddiaya göre Bizans döneminde insanlar sürgüne gönderilmek istenirse buraya gönderilirmiş. Bizans 1453 yılında yıkılır. Osmanlı İmparatorluğu İstanbul'un ve bölgenin tek hakimi olur. Bizans döneminde İstanbul'da ciddi bir kedi egemenliği varken şehre Türklerin gelmesiyle köpeklerin nüfusu da ciddi bir artış gösterir. İmparatorluk artışlara hep farklı çözüm önerileri bulurken 19. yüzyılın ikinci çeyreğinde 2. Mahmut köpeklerin toplanıp hayırsız adaya sürgün edilmesini emreder. Ancak hayırsız adaya sürgünün idamdan farkı yoktur. Çünkü ada hem çok küçüktür hem de oldukça verimsiz. Sivri ada kayalıktır, dikili bir ağaç bile yoktur. Hal böyle olunca da onca köpek açlıktan telef olacaktır. Ne var ki sultan kararından dönmez ve köpekler gönderilir. Ancak sultan hiç beklemediği bir tepkiyle karşılaşır. İstanbul halkı ayaklanmıştır. Herkes hep bir ağızdan homurdanarak hayvanlara eziyet etmek uğursuzluk getirir. Başımıza iş açılır. Köpekleri oraya bırakmayalım demeye başlar. Halkın aşırı tepki göstermesi sonucu ise sultan geri adım atar ve hayatta kalmayı başaran köpekleri toplattırır. Tekrardan şehre dağıtır. Ne var ki halkın dediği uğursuzluk başlarına geldi. Aradan uzun bir zaman geçmemişti ki Mısır'da bulunan Kavalalı Mehmet Ali Paşa İslam bayrağını çekti ve ordusuyla Kütahya'ya kadar geldi. Bu olayın üzerinden yıllar geçer ve takvimler 1910'u gösterir. İkinci meşrutiyet ilan edilmiş, meclis açılmış, Sultan Abdülhamit tahttan devrilmiştir. Dönemin İstanbul Şehremini yani Belediye Başkanı Süphi Bey de köpek meselesini çözmeye karar verir. Haziran ayının başında tüm sokak köpeklerinin toplanıp Sivriada'ya sürülmesini emreder. İstanbul halkı dedelerinin yaşadığı olayı hatırlar mı, hatırlamaz mı bilinmez. Ancak homurdanmalar tekrar başlanır. Köpekleri toplamaları için insanlar tutulmak istenir, kimse buna yanaşmaz. Bu sebeple bu iş serserilere ve haydutlara verilir. 80 bin köpek toplanır, Sivriada'ya bırakılır. O günleri Pierre Loti de kalemine almıştır. Gelin yaşanılanları onun kaleminden dinleyelim. Hiçbir Türk hilale uğursuzluk getireceği söylenen bu onur kırıcı görevi üstlenmek istemedi. Bu yüzden serseriler, işsiz güçsüzler ve haydutlar görevlendirildi. Bunlar işlerini demir kıskançlarla yapıyorlar, zavallı kurbanlarını boyunlarından, ayaklarından ya da kuyruklarından yakalıyorlar ve onları rastgele karnevan içinde hayırsız adaya götürecek olan mavnalara atıyorlardı. İstanbul'un diğer bütün köpeklerinden yüzlercesinin yer aldığı hayırsız ada Marmara'nın ortasında çöle benzeyen bir kayaydı. İçecek bir damla su bile yoktu. Köpekler orada açlıktan ve susuzluktan öldüler ve bu arada bilinçlerini yitirdiklerinden birbirlerini yediler. Adanın yakınlarından bir kayık geçerken hepsi kıyıya geliyorlardı ve yürekleri parçalayan iniltileri duyuluyordu. Bu 2 ay sürdü. Kayıkları ve insanları her ne kadar uzakta olursa olsun gördüklerinde bütün saflıklarıyla yardıma çağırıyorlardı. Ve ben de bu köyün insanları gibiydim. Bütün bunların Türkiye'ye uğursuzluk getirmesinden korkuyorum. Adada 80 binden fazla köpek öldü. Köpeklerin feryatlarının geceler boyu İstanbullular tarafından işitildiği anlatılır. Ne var ki sesler zamanla kesilir. İstanbul halkının beklediği uğursuzluk ise gecikmez. 1912 yılında Balkan Harbi çıkar ve tüm Balkanlar kaybedilir. Ne var ki İstanbul köpeklerinin çilesi burada bitmez. Süphi Bey her ne kadar 80 bin köpeği öldürse de 1912 ve 1919 yıllarında İstanbul Belediye Başkanlığı yapmış olan Cemil Topuslu şehrin köpek meselesini çözmeye devam eder. Cemil Topuslu 80 yıllık hatıralarım isminde çıkarttığı anılarında kendi dönemindeki köpek kıyımını övünerek şu sözlerle anlatır. Meşrutiyetin ilanından sonra İstanbul'daki köpeklerin büyük bir kısmı toplatılarak Marmara'daki hayırsız adaya gönderilmişti. Bununla beraber belediye başkanlığına tayinim sırasında 30 bine yakın köpek buldum. Bunları
yavaş yavaş imha ettirdim. Geçen yüzyılda yaşanan köpek katliamı bu yüzyılda unutulmaz. 2012 yılında Sivri Adaya hayatını kaybeden köpekleri anmak amacıyla anıt dikilir. Kanalımıza destek vermek için abone olmayı, videomuzu beğenmeyi ve düşüncelerinizi yorumlarda belirtmeyi unutmayın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere.